Urfa'da kaç tane çölyaklı var? 2000 tane çölyaklı oldu şu an. Çocuk olarak da 720 tane çocuk çölyaklı var. Toplam olarak 2000 tane çölyaklı kardeşlerimiz var. Bu çölyak hastaları çölyak olduklarını nasıl anlayabilirler? İlk başta çocuk olsun, yetişkin olsun, ilk başta bir yetişkin gastrolojiye gitmesi lazım ve çocuk gastroloji doktoruna gitmesi lazım. Önce bunların antikorlarına bakması lazım. Sonra tabii ki doktorumuz, hekimimiz mide endoskopisinde yaptıktan sonra tanısını konulur. Yoksa normal bir kişi veya bir doktorumuz, dahiliye doktoru siz çölyaklısınız dediği zaman diyetine başlar. Hayır, öyle bir şey yapmayalım. Önce branşına gitmesi lazım ki çölyaklı çıkar. Urfa'da bu branşta bir doktor yok. Gelen doktor da gitti. Çok önemli bir konu. Tabii yetişkin doktorlarımız şu an 3 tane yetişkin gastroloji doktorumuz var. Birisi 500 yatakta, ikincisi Harran Üniversitesi'nde, üçüncüsü 800 yatalı hastanesi araştırma hastanemizde var. Ama şu an maalesef en önemli nokta Türkiye'de 8. Büyükşehir Şanlıurfa. Şu an çocuk gastrolojimiz yok. 9 ay biz doktorsuz kaldık, çocuk doktorsuz kaldı gastroloji olarak. En sonunda 4 aylığına bir çocuk gastroloji doktorumuz geldi. O da görevini yaptıktan sonra ayrıldı. Şu an Urfa çocuk gastrolojisi yok. 720 tane çocuk çölyaklımız var. Tabii ki bu arada yalnızca çölyaklı değil. Normal olarak çocuk hastaları, rahatsız olanları gastroloji doktoru olarak ihtiyaçları var. Adıyaman'a, Diyarbakır'a, Adıyaman'a, Mardin'e, oralara gidiyorlar. Bu da büyük bir eksiklik. Ben bürokratlarıma sesleniyorum, Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Bir Şanlıurfa ve en fazla çocuk bulunan bir il. Bundan çocuk gastroloji neden sürekli yok? Buna bir soru soruyorum. Yani bunu cevabını %100 biliyorlar. Ha tabii ki diyorlar ki işte çocuk gastroloji, enteroloji az mezun oluyor. Yok. Tamam. Ama bazı illerde 2 tane çocuk gastroloji var. 3 tane çocuk gastroloji var. Orada bir tane Urfa'ya yetmiyor mu? Yani gelebilir. Bunun bir zorluğu yok. Sesleniyorum bürokratlarımıza, Sağlık Bakanımıza sesleniyorum. Çocuk Urfa'da çocuk gastroloji doktoru olmadığı için başka illere gidiyorlar ve maddi durumu çok kötü oldukları da yol ücretini de vermedikleri için kendi hallerine ve sinesine çekiyorlar, gitmiyorlar. Rica ediyorum, Sağlık Müdürlüğümüz, Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğümüze sesleniyorum, milletvekillerimize sesleniyorum. Şanlıurfa çölye gastroloji doktoru mutlaka, çocuk gastroloji doktoru mutlaka olması şart. İnşallah sesimi duyarlar. Urfa'da şu an her şeyi ücretsiz bir şekilde dağıtıyorlar. İlk başta tabii belediyelere sonsuz teşekkürümü sunarım. 7 yıldır her ay 5 kilo glutensiz unlarını gidip Büyükşehir'den alıyorlar ve kullanıyorlar. Artı Haliliye Belediye'mizde, Şanlıurfa Haliliye Belediye'mizde 3 yıldır ekmek, glutensiz ekmek üretimi var, fırını var. Bütün çölyaklı kardeşlerimiz elinde dijital kartları var. Dijital kartların içinde 30 tane ekmek var. Pazartesi, çarşamba, cuma günlerini gidip ekmeklerini, yeterince ekmeklerini alıyorlar, getirip kullanıyorlar. Ücretsiz, bu da ücretsiz. Üçüncüsü, 13 ilçemizde hangi çölyaklı kardeşimiz hangi ilçede ikamet ediyorsa orada gidip belediyede 2 ayda bir glutensiz koli yapılıp tabii ki bu ürünler her şeyi ücretsiz veriliyor. Eyvallah. İlk başta tabii ki ben bunu söyleyemedim. Urfa Fanatik'e, gazetesine, yayına teşekkür ederim. Her zaman yanımızda. En önemli nokta, yani şimdi örneğin diyelim ki bütün kardeşlerimizin, engelli kardeşlerimizin, diğer %40'ın üzerinde engelli olan insanların ödemeleri, devlet tarafından ödemeleri güzel bir şekilde, yani çok mu iyi? Hayır. İyi bir şekilde ücretlerini alıyor. Çölyaklılar Türkiye çapında bundan 6 ay, 7 ay önce
80 TL ile 100 TL arasında bir ücret alınıyordu. Tabii ki yaşına göre. Yani bu da gülünç bir rakam. Nedeni bu kardeşlerimiz sürekli diyet yapıyorlar. Ömür boyu glutensiz besleniyorlar. Yani glutensiz, yani gluten ne demektir? Buğday, arpa, çavdar, yulafta gluten var. Bunun içinde sakızımsı yapışkan bir madde var. O da ince bağırsağına zarar veriyor. Bu ömür boyu olduğu için insanlar glutensiz besleniyorlar. Glutensiz beslendiği için de bu ürünler çok pahalı. Çok yüksek bir rakam. Yani örneğin 1 kilo makarna 30 TL. 30 TL bu insana 70 TL ile 120 TL arasındaki yalnızca ancak 2 kilo makarna alabilir. Bunun için son şu an aldıkları rakam 100 TL ile 170 TL arası oldu. Bunun için en azında malzemesinin karşılığından bir haftalık karşılaması için en azından bir 500 TL, çok da fazla bir şey istemiyoruz. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın duyması ve tabii ki bunun bilincinde teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı en son konuşmasında çölyakları duyarlı bir şekilde ele aldı ve ödemeleri yükseltti. Yine de biraz düzeltmesini istiyorum. Abla bunu bir kullanın. Şeyde beğendiğiniz ürünler, beğenmediğiniz ürünler hangisi? Size geri dönüş yaparsanız bir dahaki sefer ona göre planlama yapalım.